Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Eğer başlığı görüp bu videoya geldiyseniz ve videonun tamamını izlemek istemiyorsanız nasıl ücretsiz Ark Survival Evolved oyununa erişeceğinizi aşağıdaki açıklamalar kısmında belirttiğim zamana atlayarak görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümümüzde otçul hayvanlardan ufaktan bir ordu kurduk. Şimdi bu bölümümüzde de daha çok etçil hayvanlar toparlayacağız. Ve ordumuzu iyice genişletmiş olacağız. Ama öncesinde şu hayvanlarımızı bir besleyelim, seviyelerini arttıralım. Genelde bunlar işe yaramaz hayvanlar olduğu için dayanıklılıklarını arttıracağım. Beni takibini engelleyeceğim. Bunu içeri sokamayacak mıyım ben ya? Şöyle takibi bıraktırsam mı acaba? Gel buraya, gel buraya. Şimdi burada seni durduracağız. Aslında ben bir tane böyle Pteranodon denilen uçağımızı, F-16'mızı aldım. Bu etçil bir hayvan. Daha öncesinde teminledim fakat bunun nasıl evcilleştirdiğimi size göstermedim. Nasıl olsa çok hayvan evcilleştiriyoruz. Dolayısıyla hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Şöyle eğerini yapmak biraz zaman aldı. Seviyemin yetmesi gerekiyordu. Seviyemin ilerlemesini bekledim ve sonuç olarak Pteranodon'umuzu aldık. Yani ilk etçil hayvanımız bu ama bizim için önemli olan böyle saldırılarda kullanabileceğimiz şey var. Raptor. Önce Raptor almam lazım. Sonra Carno almam lazım ve diğer bir sürü etçil hayvan var. Onlardan eğiteceğiz bu bölümde. F-16'mız aslında çok iyi. Hızı gayet güzel ama enerjisi çok çabuk bitiyor. O yüzden fazla uzun süre kullanamıyorum. Ara ara böyle dinlenmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu sağ üst köşede sağlık barının altında enerji barı var. Bu arada sakallarım nasıl? Tam bir God of War olmadım mı? Neydi? Kratos muydu? Kratos muydu? Tam ona benzedim. Okuya okuya alim olduk. Burada bir sürü not çıkıyor arkadaşlar. Bunları toparlayınca bize bir faydası var mı bilmiyorum. Şu an Leonardo da Vinci'nin bir şeyleri var burada. Tabii okuyamıyorum. Şu hayvana tilt oluyorum. Oviraptor. Şunu ben bir alsam mı acaba? Böyle sağ... Aldım galiba. Evet, sağ tuşla alıyorum. Seviye 1. Bunu bizim oraya mı götürsek? Ne yapsak? Bunu besleyebilir miyiz? Bu... Etçil mi, otçul mu bilmiyorum. Galiba bu yumurtayla falan besleniyor arkadaşlar. Bunu beslemek çok zor diye biliyorum. Göreceğiz. Ya da arkadaşlar sallayın bunu. Bununla daha sonra ilgileniriz. Ben bunu bir atacağım. Şimdi başka işlerim var. Arkadaşlar şu malzeme sandıkları bayağı bir işime yarıyor benim. Bayağı bir malzeme topluyorum buradan. Gördüğünüz gibi zırh falan veriyor. Benim açmadığım engramların silahlarını veriyor. Ve daha bir sürü şey. Bayağı işime yarıyor yani. Sakalım mağara adamı gibi. Saçım da bayağı uzadı. Bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Büyük ihtimal daha önce görmüştüm. Makas falan almamız gerekiyor galiba kesmek için. Böyle de güzel. Yani böyle de takılabilirim. Arkadaşlar şöyle keşif yapıyorum. Haritada biraz takılıyorum. Ne var ne yok. Bu ne? Yarasa. Uçan korana arkadaşlar. Haritada keşif yapıyorum. Çünkü daha önce görmediğim hayvanlar falan var. Ondan sonra daha önce görmediğim yerler var. Bir önceki seride çok fazla gezme imkanı bulduk aslında ama uzak diyarlara gitmemiştik. Şu uçan şeylere gıcık oluyorum. Bir de işçi arılar, yani uçan şeyler onlar. Bir de onun haricinde böyle yerde yürüyen karıncalar var. Onlara gıcık oluyorum. Allah bunları başımızdan eksik etsin. Ve bu oyunda en sevmediğim yer şu bataklık yerleri arkadaşlar. Her türlü pislik var. Yılanı var, çıyanı var, kurbağası var. En sevmediğim yerler oralar. Şu haritayı kullanmayı bir türlü öğrenemedim. Şöyle GPS falan almak istiyorum. GPS alınca istediğim yere istediğim gibi özgürce gidebileceğim. Şu an hep haritada kayboluyorum maalesef. P tuşuyla enlem ve boylam ekleyebiliyoruz haritada. En azından bazı yerleri işaretleyebilirim ama GPS olmadan olmaz yani. Şunu Raptor zannettim bu arada. Artlardan aslında anlayabiliyorum yerimi ama aşağı yukarı. Çok uzun sürüyor bazen base'ime gitmem. O yüzden mutlaka alacağım. Şimdi haritaya evimizi ekleyelim. En azından bulunduğumuz bölgeyi aşağı yukarı şöyle tahmin edebiliyoruz. Ben 80'e 30 şeklinde yazayım. En azından bulunduğum bölgeden buraya kolay bir şekilde gelebileceğim diyeceğim ama hiç alakası yok. Yani sadece işaretlemiş oldum haritada. Çünkü kendi yerimi maalesef haritada göremiyorum. Sadece şekil olsun diye yapmış olduk. Aha da bizim Dilo'nun yumurtası mı olmuş? Ne diyor? Çürüme süresi diyor. Göremiyorum. Gör. Azot diyor. Maalesef kakayı görebiliyoruz. Şu yumurtaya bakmak istiyorum. Yumurtaya bakamıyorum. Çok soğuk diyor. Kuluçka süresi var ama çok soğuk diyor. Nasıl ısıtırız onu? Arkadaşlar ilk raptorumuzu gördük. Şimdi buna eğitmeye çalışacağım.
Ama gördüğünüz gibi hemen heyecanlandı benim için. Zorlu dakikalar başladı şu anda. Şimdi açıkçası korkuyorum çünkü çok hızlı hareket ediyor. Benden bile hızlı hareket ediyor ve çok çevik. Şimdi bola yapmıştım. Söyledim mi bilmiyorum. Bu bolayla onun bir ayağının denk almasını sağlayacağız. Çünkü bola hareket etmesini engelliyor. Ama küçük böyle canlılar için işte dilolar olsun, bu raptorlar olsun. Nereye gitti bu arada bu manyak? Saklanıyor. Bunlar bu arada çok akıllı yaratıklar. Jurassic Park'tan da bildiğiniz üzere. Anam şunu zannettim. O da yine Dilo. Dilo korkusuzca orada takılıyor. Evet maalesef göremedik raptorumuzu. Ne yapacağız? Nasıl desek bilmiyorum. Aslında yerim güzeldi. Pteranodon'umuzu ya F-16 diyeceğim artık. Söylemesi çok zor. F-16'yı güzel bir yere park etmiştik ama maalesef. Oradan çıkmak zorunda kaldık. Arkadaşlar demiştim çok zeki varlık diye saklanıyor raptor. Ben ona ulaşmaya çalışınca bilmiyorum bana saldırmaya mı çalışıyor, kaçıyor mu anlayamadım. Şimdi biraz cesaret evet geliyor. Geliyor bakın nasıl yanlı yanlı geliyor. Kaçıyormuş ya. Gelmiyor ki yetişmez. Gelmedi. Kaçtı. Seviyemiz biraz arttı. Bence korktu. Yakalayamadık. Anam yakalayamadık. Arkadaşlar şaka maka kaçıyor benden gördüğünüz gibi. Kıstıramadım bir türlü. Bola kullanacağım. Durduracağım ama yetişemiyorum. Çok hızlı ve çok dengesiz hareket ediyor. Yakalarsam çok güzel olacak ama yakalayamıyorum. Şöyle insan bana saldırır mı acaba? Bunu almaya çalıştım alamadım bu arada. Evet. Benim hayvana saldırıyor. Hadi dur yerinde dur. Durmuyor ki. Durmuyor ki tutturamıyorum. Benim F-16'ya saldırdı arkadaşlar. Onun cezasını vereceğim ama veremiyorum. Aha geliyor. Geliyor. İşte bu be. İşte bu. Şimdi bunu bir bayıltalım. Gördüğünüz gibi 108 vuruyorum arkadaşlar. Tek hamlede indirdim. Normalde baya bir uğraşmam gerekiyor. Biraz tehlikeli bir bölgedeyiz açıkçası. Hala korkuyorum. Şimdi bunu beslemem lazım. Çok kolay oldu. Dediğim gibi seviyem yüksek olduğu için 108 vurdum. Aslında oyunun başlarında zaten benden seviyem yüksek diye kaçıyor. Hızlı bir şekilde de artmaya devam ediyor seviyemiz. Ama diğer hayvanlarda böyle kaçan görmedim yani saldırmadan kaçan. İlk defa bu tipsiz raptorda gördüm. Şimdi ilk etçil nasıl diyeyim saldırı hayvanımızı eğitiyoruz arkadaşlar. Evet, raptorumuz evcilleşti. Şimdi buna bir isim vermemiz lazım. Ve tabii ki ismi Raptia olacak. Gayet ismine uygun, daha doğrusu türüne uygun bir isim diye düşünüyorum. Yerimizi de yaptık. Bu şekilde raptora binerek gideceğim base'ime. F-16'yı takip ettiriyorum. Bana eskortluk eşlik yapıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan base'e kadar varacağım. Çünkü çok tehlikeli bir bölgede değilim. Varsa bir karno vardır ya da başka bir raptor vardır. Ama yine de tabii ki dikkatli olmam lazım. Çünkü bütün raptorlar benden kaçacak değil. Şu gördüğünüz lamadan da ben bir ara şey yapayım. Eğiteyim. Evet gördüğünüz gibi iğrenç yerlerden gidiyoruz arkadaşlar. Kurbağalar olsun. İşte şu arılar marılar olsun. Sinekler daha doğrusu. Bu arada sineklere de gıcık oluyorum. Şimdi ne yapacağız? Ve yılan. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok tehlikeli bir yere geldik ya. Ben kesin yanlış gittim. Çünkü o kadar tehlikeli değildi burası. Diye hatırlıyorum. Belki de havadan gittik diye fark etmedim ama. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı saldırgan hayvan var burada. Bazıları saldırgan mı değil mi onu da bilmiyorum. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Karno var. Bizi görmemesi lazım. Çok iğrenç bir yerdeyiz şu anda. Her türlü pisliğin olduğu bir yerdeyiz. Kaç kaç. Enerjim bitti. Tam yerinde enerjim bitti. Tam yerinde gerçekten. Şu bizi görmemesi lazım. Şimdi ben nasıl... Al. Al bunu. Al bunu. Ölme. Ölme. Hadi ya. Kontrol edemiyorum. Hadi hadi öleceğim. Kesin öleceğim. Daha beter yerlerde öldüm çünkü.
Ya karno öldürmedi, gördünüz mü? Başka bir şey, yılan öldürdü ya. Böyle saçmalık. Şimdiki görevimiz arkadaşlar, tabii ki cesedimin yanına tekrar gidip bütün malzemeleri geri almak. Bayağı bir malzemem vardı çünkü onun içinde. Hepsini geri toparlamam lazım. İnşallah raptörüm ölmemiştir. Göremedim. Ben öldüm ama onun ölüp ölmediğini göremedim. Çünkü uzun uğraşlar sonucunda ele geçirmiştik biliyorsunuz. Şuradan bir envanter almak istiyorum ama bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz yaratık hırsızın önde gideni. Sizden bir şey çalıyor ve kaçıyor ve ölmüyor. Nerede? Evet, öldürdük. Bakın ne çalmış şimdi bakalım. Neyimizi çalmış? Taşımızı çalmış. Sen kimsin, benim taşımı çalıyorsun? Arkadaşlar yine bir envanter sandığına ulaştık ve güzel. Beleşten kıyafetler, zırhlar. Braveheart olduğum için Parasaur'la gidiyorum öldüğüm yere. Karno'ya karşı Parasaur. Ama bulamıyorum bu arada. Bayağı bir dolaştım. Nerede olduğunu bulamadım. Demin haritadan bahsediyorduk. GPS olmadığı için bulamadım. Yağmurlu havadan iğreniyorum. Ve ondan sonra sis çıkıyor. Daha çok iğreniyorum. Şimdi şöyle bir bola yap. Ne oluyor lan? Ana, sesi duymadım. Fark etmedim daha doğrusu. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Öldüreyim mi? Bunu eğitmem lazım. Bedavadan raptor geliyor arkadaşlar. Çünkü benim parasaur dayanır herhalde, ölmez. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye bir tabir var biliyorsunuz. Ama hiç alakası yok. Hadi. Hadi. Öyle kaçarsın işte. Kaçma, kaçma. Yetişemeyecek miyim ya? Aslında bunun düşüp bayılması lazım. Bak, Bronto'ya gidiyor. Bronto'ya gidiyor. Suya girme, suya girme. Aa, geliyor, geliyor. Arkadaşlar bende. Rahat olun. De böyle bu şekilde ben vuramam ki. Ya çekil şuradan. Çekil şuradan. Hadi. Olmadı. Güzel. Bir tane vurabildik. Yine kaçıyor. Yine kaçıyor arkadaşlar. Yine kaçıyor. Bak, kaplumbağa da ona bakıyor. Hadi hadi. Ha, geri döndü. Gel. Gel buraya gel. Bu benim parasaura mı saldırmaya çalışıyor? Anlamadım ki. Benden kaçıyor. Aynı zamanda da saldırmaya çalışıyor. Parasaura. Boşa taşlarımızı harcıyoruz ya. Şöyle. Gitti mi? Yakalayabilir miyim acaba? Bence kaçırdık arkadaşlar. Bak gitti, orada kime salça oldu ya? Orada başka bir parasaur buldu. Sen ne zaman ayıldın da? Hayda. Allah'tan yedekli gidiyorum. Şöyle yakalayabilsem. Yani başka şeyle uğraşırken bile aslında bolam olsaydı çok iyi olacaktı da malzemem yok. Al. Heh. 28 vurdum şimdi. Yine kaçıyor. Ben bunu nasıl yakalayacağım ya? Şöyle koşu yoluna atmaya çalışıyorum ama atamıyorum. Çünkü bir sağ bir sol yapıyor. Hadi şimdi. Olmadı. Bence o gidecek. Ben bu kadar uzun sürede avlayamam büyük ihtimalle. Ama çok da uzağa gitmiyor. Böyle bir gidiyor gidiyor geri dönüyor. Bak, benim Bronto'ya saldırıp ölmemi istiyor herhalde. Ne yapacağız? Yine kaçırdık. İnat ettim arkadaşlar. Ben bunu yakalayacağım. Tekrar çünkü geldi. Oo, bana saldırıyor. Oo, yürek mi yedin? Al. Al. Sen bir dur. Bir dur. Bir dur. Öldürme şunu. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi parasaurumuzu şöyle park edelim. Nasıl şey yapacağız? Durdurmamız lazım öncelikle bunu. Hedefine saldırırı pasif yapacağım. Evet, ilk raptorumuzu kaybetmiştik ama bu ikinciyi diğerini ararken bulduk. Bu bir işaret olmalı. Hatta bunun seviyesi daha yüksek olabilir biliyor musunuz? Bu 15 seviye gibi bir şeydi.
O zaman bu sefer yürüyerek eve gideceğim ve bu sefer daha yakın bir yerdeyiz. Biliyorum nereye dönmemiz gerektiğini. Şöyle tipsiz koronayı da öldüreyim. Evet, yeni raptorumuz da oldu. Buna da Raptor 2 adını veriyorum. Gayet yaratıcı bence. Şimdi öncelikle bunu bence geri götürmem lazım. Beyze. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Allah'ını seversen benim ikinci Rap diye diğer elemana saldırıyor. Şunu seçeneklerden şey yapmam lazım. Pasif yapmam lazım. Şimdi raptorumuzu arkamıza aldık. Gördüğünüz gibi sokak dövüşü yaptırıyorum arkadaşlar. Gücümüz her zaman bizden daha küçük canlılara yetiyor. O yüzden raptora biraz beslenme ve seviye atlama şansı tanıyorum şu anda. Hayda. Ya sapık mısın birader ya? Sapık mısın? Raptora eğer yaptım. Raptiye 2'ye. Şimdi Parasaur'u takip ettiriyorum. Parasaur çok önemli değil. Onu kaybedersek bile yeniden yerine yenisini koyabiliriz. Çünkü etrafımızda çok fazla var ama Raptor'u bulmak ve avlamak zor açıkçası. Gördüğünüz gibi. Yani seviyem yetmiyor. Aslında daha kolay bir şekilde avlayabilirim bence de. Bak yine gidiyor. En azından arkadaşlar Raptiye 2'mizi sağ salim vatanımıza getirdik. İlk saldırı hayvanımız bu şekilde gelmiş oldu. Saldırı hayvanı diyorum çünkü şey de etçil. F-16 da etçil. Ama F-16'yı da bu arada kaybettik biliyorsunuz. O da etçil ama onunla saldırı pek mümkün değil. Yani vuruyor vurmasına ama kullanmak zor. Özellikle büyük bir hayvanı avlamak çok zor. Çok düşük vuruyor, çok çabuk yoruluyor. İşe yaramaz ama Raptor öyle değil. Raptor çılgın, çakal. Kaybettiğimiz Raptor'u ve F-16'yı tekrar aramak üzere yola koyulduk. Kimseyi arkamızda bırakmıyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz dinlendirelim. Çok çabuk yoruluyor maalesef. Bizim bu F-16'lar çok verimli değiller ve düşecek miyim acaba? İyi kurtulduk. Uzun araştırmalar sonunda ulaşabildim. Hem F-16'm hem Raptor'um yaşıyor arkadaşlar. Şimdi daha önce de bir tane Raptor eğitmiştik. Fazladan F-16'mız da var. İki tane fazladan askerimiz oldu. Şimdi bunları tekrardan base'imize götürme zamanı. Base'imize götüreceğiz ve bunları bir güzel besleyeceğiz arkadaşlar. Bir hal hatır soracağız. Ne yaptın, ne ettin? Yediğini içtiğini değil gördüklerini anlat diyeceğiz. Ya Raptor'u yürüyerek getirttiğim için biraz zorlanıyorum açıkçası. Geride kaldı. Fark etmedim de nerede olduğunu da bilmiyorum. Evet, burada. Güzel. Az kaldı. Base'imize kavuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hala 1 milyon abone olamadık. Bir el atarsanız sevinirim. Şu Raptor'un gözü hürmetine. Biraz Raptor'umuzla takılalım. Çeşitli hayvanlara salça olalım. Şu Dilo'dan başlayalım arkadaşlar. Çok çok düşük vuruyor ya. Aha, Jomp da geldi. Şu Jompiler yürek yemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boylarına bakmadan. Oha. Bak yine hırsız. Yine hırsız. Gel lan buraya. Güzel. Yani Jompiler çok yürek yemiş gibi boylarına bakmadan geliyorlar, saldırıyorlar ve pes etmiyorlar, kaçmıyorlar yani. Ölene kadar saldırıyorlar. İntihar komandoları. Raptorumuz çok güçsüz arkadaşlar. Güzel. Hızı güzel. Zıplıyoruz. Güzel. Ama bununla ancak Dodo avlayabiliriz. Gel buraya Dodo. Seviye 3 Dodo avlayabiliriz. Başka da bir şey yapamayız galiba. Petrol ver, kitim ver. Silika inciri ver. İncili. Evet, incisi. Silika incisi ver. Tamam, böyle yani. Kafasıyla vura vura hayvanları öldürüyor. Mideyi iyice doldurduk, geri dönebiliriz. Arkadaşlar biliyorum bu bölümde dedik ki hep etçili hayvanlar avlayacağız. Ama hep dedik mi? Belki de demedik. Şu Stego'ya gönlüm kaydı. Onu almak istiyorum. Şöyle güzel de bir yer buldum. Bunu buradan avlayacağım. Otçul hayvanlarımız biliyorsunuz bir sürü. Onları yemek sağlamak için etkili bir hayvan olarak görüyorum şu Stego'yu. Ve açıkçası hem base'ime yakın hem de güzel bir yer buldum diye şunu da bir eğiteyim dedim. Çünkü elimden geldiğince, evet zaten bayıldı. Elimden geldiğince bütün hayvanları eğitmeye çalışacağım zaten. Amacım buydu. Biliyorsunuz bu arada F-16'mız da seviye atlamış. Şimdi ben bunu da bir eğiteyim. Sabah oldu, akşam oldu, tekrar sabah oldu. Hala eğitilemedi. Hala eğitilemedi ama az kaldı. Halledeceğiz. Zaten base'imize yakın olduğu için hemen geri götürebiliriz. Evet. Stegomuzun eğeri de vardı. Bindik. Sallaya sallaya kuyruğumuzu gideceğiz.
Gördüğünüz gibi çok yakın arkadaşlar base'imiz. Onu base'e bırakacağım, sonra öteki işlerimize bakacağız. Ama çok çabuk yoruluyor. Çok çabuk enerjisi bitiyor. Bunu halletmem lazım. Hep enerjiye basmam lazım. Dayanıklılık çok az. Saldırı tüfeği yapabiliyoruz. Seviyemiz 58. Ama 53 tane engram kaybettik bunun yüzünden. İnşallah işe yarar. Sadece öldürmek için arkadaşlar. Bununla tabii ki eğitim yapamıyoruz. Nerede üretiliyor? Fabrikatör. O zaman bizim bir de fabrikatör yapmamız lazım. Ya Dodo, senin burada ne işin var? Allah'ını seversen. Senin yerin burası mı ya? Senin yerin burası mı? Atacağım suya, göreceksin. Şu Bronto seni ezecek. Tavuk suyu çorba olacaksın. Ondan sonra vay efendim, benden çorba olur mu? Ya Bronto bu etrafta gezdikçe ben sallanıyorum. İğrenç bir şey oldu ya. Gel. Gel ağzıma gir, gel. Ya şimdi burada da saldırmak istemiyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Beni hacamet eder. Ama yani ayıp. Git şu etrafta dolaşsana. Yürürken sallanıyorum. Başım döndü burada. Rafineri ocağı yapacağım. Bir de demirci yapacağım. Ondan sonra fabrikatör yapacağım. Bunlar bizim için çok gerekli olan yapılar arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü bunlarla pek çok şey üretebiliyoruz. İşte eğerler, rafineri metali külçeye çevirmek için gerekiyor. Ondan sonra demirci kılıç üretmek için, eğer bazı eğerleri üretmek için falan gerekiyor. Fabrikatör yine bir sürü şey için gerekiyor. Yani hepsinin şu an tam olarak neler yaptığını hatırlamıyorum ama hepsi işimize yarayacak. O yüzden ben hepsini gücüm yettiğince teker teker yapmaya çalışıyorum. Metal yapmak için karşı adaya geldim arkadaşlar. Şimdi burada metal biriktireceğiz. Dediğim gibi külçeler bize... Ya hırsız, yine mi geldin sen ya? Bak yine aldı bir şey, gidiyor bak. Nereye kadar gidebileceksen artık. Ne aldın, taş mı çaldın? İşte dediğim gibi metal toplamak için geldim. Eskiden sanki burada çok fazla metal taşı vardı, böyle kayısı daha doğrusu. Ama şimdi göremiyorum. Bulamadım belki de. İyice bir araştıracağım daha sonra. Akşam oldu, geri dönüyoruz arkadaşlar. Çok fazla dolduramıyoruz bu F-16'yı. Çünkü haznesi yetmiyor. Benim Argentavis avlamam lazım. Argentavis ne diyecek olanlar için söylüyorum. Kartal arkadaşlar. Çok fazla yük yükleyebiliyorsunuz. Yani en azından bu F-16'nın 2-3 katı yükleyebilirsiniz bence. Ondan da eğitmem lazım ama şimdi yakınlarda yok ve onun bulunduğu bölgeler biraz tehlikeli bana göre. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda kolaylıkla avlayabilecek miyiz? Çünkü bazen güzel yerlerde de oluyor. Yani böyle tek başına falan oluyor. Ha, çıktın mı benim base'imden? Skandal. Çıktın mı? Defol git. Git kendine başka bir yer bul. Başka bir arkadaş bul. Demirciyi yaptık. Bakın demirciden fabrikatör yapabiliyoruz. Ondan sonra başka yakın dövüş silahı olarak kazma yapabiliyoruz. Bu dövüş silahı değil ki. Ama tabii bunların hepsi için metal gerekiyor. O yüzden de benim güzel bir metal kaynağı bulmam lazım. Allah Allah. Yine mi Pego Master sen ya? Yine mi sen ne aldın? Ne aldın bu sefer? Metal almış bir de ya. Çakala bak. Sabahtan beri kendimizi kasıyoruz metal için. Yanlış, yanlış şeyle kasıyoruz bu arada. Kazmayla vurmam lazımdı. Boşa gitti bir tane taş. Yine bir Explorer Not bulduk. Bu neymiş? Bu hangi dil ya? Nerva, hangi dil bu ya? Bilemedim. Neyse ben arkadaşlar karşı iki dağ dediysem 500 kilometredir ilerliyorum. Bakın hiçbir şey de görünmüyor sistem. Kristal toplamaya geldim. Pardon, ne kristali? Obsidyen. Ama bulamıyorum. Maalesef bulamıyorum 2 saattir. Aramalarımız sürüyor, arama çalışmalarımız. Fabrikatör de bu şey için gerekiyor. Fabrikatör için olsun, efendime söyleyeyim, saldırı tüfeği için olsun. Hep gerekiyor bunlar. Ve şu an donuyorum. Şu metal parası ağır ne veriyor, çok merak ediyorum. Hemen bir kılıcımıza bakalım. Hurda, petrol, element tuzu veriyor. Güzel. Şimdi sonuncuyu göremedim. Hazır bir tane daha varken buna da bakalım. Element tuzu, elektronik. He, elektronik. Petrol veriyor. İyi, güzel. Bu şeyi de
Kılıcı arkadaşlar yine bu envanterlerin olduğu ışıklar var ya, böyle dönen elmas gibi şeyler, onlardan aldım. Parası var, hayırdır, poz veriyorsun. Hayırdır. Uzun aramalarım sonucunda kristal buldum ama yine yanlış yaptım. Yine gittim baltayla vurdum, taş elde ettim. Kristal bir de nadir mantar veriyor. İleride belki bunu da kullanabileceğiz. Kılıcı deniyorum ama kılıçla herhalde bir şey kesemiyoruz. O yüzden kazmayla vuracağız. Burada tehlikeli hayvan yok. Ama ben burayı bir daha bulamam. Çünkü çok aradım. Bir sürü yer gezdim ve buraya geldim. Burayı bir daha bulamam. Ama gelmişken de tamamen doldurmaya çalışıyorum envanterimi. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar kanı gibi ilerliyorum ve hatta daha yavaş. Doldurabildiğim kadar heybemi doldurdum. O yüzden bir saate ben base'e varırım. Bak, bak, bak. Gel hadi gel. 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 Atla. Heh. Ne aldın? 50 tane taş aldın. Sen nasıl taşıyorsun ya bunu? Nasıl taşıyorsun lan sen? He? Geri zekalı. Arkadaşlar bir de zincirli bola yapmak istiyorum. Büyük hayvanları avlayabilmek için, belki onları durdurabilmek için gerekiyor ama. Balista ile birlikte kullanılır diyor. OMG. Karlı bölgelere gelmişken bir penguen avına çıkalım. Bize polimer molimer versin. Kullanırız onu da. Fabrikatör yaptık. Onda bazı şeyler için gerekli olabilir. Yani gelmişken alıyorum şu anda. Bu organik polimerler büyük ihtimal bir süre sonra yok oluyor ama evet işte orada penguenler var. O penguenleri alacağım. Orada minik bir şey de var. O da mı penguen? Penguencik. Bunun ismi, garip bir ismi var. Kakuriki mi? Öyle bir şey. Şu küçük penguene de acımayacağım tabii ki. Kairuku. Evet. Japonca isimleri var. Ay canım benim. Bebekmiş. Bebek katil de olduk bu yaştan sonra. Bak şurada etini bile alamıyorum. Oo, lezzetli et veriyor. Helal olsun. Organik polimer veriyorlar. Ben polimer için geldim açıkçası. Ama lezzetli et de yani beklemediğim bir şeydi. Bu arada donuyorum ve canım azalıyor. O yüzden şöyle gereksiz şeyleri atıp hemen geri döneceğim. Geri dönecektim. Yalnız şunları görünce dayanamadım. Burası cennet. Ben burada da bir kıyma işlemi yapayım. Ondan sonra geri döneyim. Bayağı az enerjim kaldı. Anca yetişebildim. Son anda yetişebildim daha doğrusu. Şurada T-Rex mi var? Bana mı öyle geliyor? Şöyle güvenli bir yerde durayım. Güzel bir bölgede durdum. Daha doğrusu durdum. Oo, hayırlı işler. Burada bir aşk var. Etçil hayvan avlamak dışında her şeyi yapıyorum. Şu an saldırı tüfeğini üretmek üzereyim. Yalnız bu tüfeği üretmek için o kadar zaman kaybettim ki bir sürü şey almam gerekti. Onları bulmak, toparlamak birkaç saatime mal oldu diyebilirim. Yani. Abartmak gerekirse. Artık GPS'imiz de var. Vatana millet hayırlı olsun. Yalnızca 8 tane mermi üretebildim ama denemek istiyorum. Şimdi şu trike'a vuracağım ama yine geldi tipini sevdiğim. Ya bu bela gibi oldu bu bölüm bunlar bana ya. Ne aldın? Bir şey almadın mı? Ne aldın? Eldivenimi almış çakal. Evet deneyelim trike üzerinde. Oo güzel, 66 vuruyor. Ama ölmedi. Ölmedi, çok seri 66 vurabildim ama bak bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor çakal? Gör mızrağımı ye. Mermiler bitti. Yalnız kılıç 308 vuruyor. Kaç mermi? 5 mermi. Ama hangisi daha hızlı? Ya en azından tüfek yaklaştırmıyor. Yalnız malzemeleri çok pahalı. Bağa göre. O yüzden şimdilik kılıçla idare edeceğiz. Tüfek kalacak yani. Ben etçil hayvanları bıraktım arkadaşlar. Bir tane maymun gördüm. Moskepitus. O maymunu eğiteceğim. Ama yakalayamıyorum. Şimdi bu pasif bir şekilde eğitiliyor. Envanterine bunu yiyecek koyuyorsunuz. Ot koyuyorsunuz. Tinto meyvesi, azul, işte öteki neydi? Onlardan birini koyuyorsunuz. Yavaş yavaş eğitiyorsunuz. Ama çok hızlı ve
İlerlerken şu E harfi çıkmıyor ki basayım. Evet, gördüğünüz gibi bir oraya bir buraya gidiyoruz. Bakalım eğitebilecek miyim? Çok fazla benden hızlı olamadığı için başkası öldürmezse ben bunu eğitirim. Çok az kaldı sevgili dostlar. Birazdan eğitilecek. Evet. Maymunumuz da oldu. Artık maymunumuz yok demeyiz. Bakın nasıl geliyor. Demin nasıl kaçıyordu, şimdi nasıl geliyor. Şimdi bu ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası. Sadece gördüm ve eğitmek istedim. İsim de verelim. Şebek olsun ismi. Ama şey yazılmıyor tabii ki. Bir önceki serimizde Unicorn yoktu ama Ark Survival Evolved'a Unicorn gelmiş. Çok güzel beyaz bir at. Tıpkı masallardaki gibi. Bunu eğitmeye çalışacağım. Şöyle arkadan yavaşça bir yaklaşalım. Bakın böyle. Oo, oo, kızgın bir boğa gibi. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Niye beni fırlattı ya? Ben kendim inmedim bu arada arkadaşlar. O beni bıraktı. Bu Unicorn'la arayı düzeltebilecek miyiz bilmiyorum. Yine beni fırlattı. Yine kaçıyor. Bunu bir şekilde eğitebilmem lazım. İnternetten bakacağım galiba. Çünkü beni durmadan fırlatıyor. Üzerine binerek eğitemiyorum galiba. Binince biraz evcilleşmesi artıyor. Ama hemen beni attığı için, tutunamadığım için sonradan gidiyor. Ve uzun süre yakalayamıyorum. Yine mi bronto yumurtası? Yine başıma kötü bir şeyler gelecek. Beni etkiliyor çünkü bu bronto yumurtaları. Almamak için kendimi zor tutuyorum ama nefsime hakim olmam lazım. Şimdi bakıyor mu, bakmıyor mu? Bakıyor mu, bakmıyor mu? Alsam mı, almasam mı? Tabii ki almayacağım çünkü çok gıcık gıcık bakıyor. Şimdi Oviraptor eğiteceğiz. Oviraptor dediğiniz şu gördüğünüz kıl yaratık. Arkadaşlar bu şeyle besleniyor. Yumurtayla besleniyor. Ne etçil yani ne otçul diyebiliriz. Bakın böyle seke seke giderken ama yalnız çok hızlı olduğu için bunu eğitmek biraz zor. Daha doğrusu yakalamak. Ve terbiyesiz olduğu için bakın tehlikeli hayvanların altına giriyor ki ben yanlışlıkla onlara sıkayım. Ama benden kaçamayacaksın. Çünkü elimde GPS var. Kaçabileceğim farklı bir yer yok. Gel bakayım. Hadi be. İçinden geçti. Aslında vurdum bence. Bir daha. Oo. Oo arkadaşlar, çok iyi vurdum. Tam bir keskin nişancıyım. Şimdi buna yumurta vereceğim. Dodo yumurtalarım var. Diloların yumurtaları var. Ondan sonra Brontom'un yumurtası var. Bunu herhalde eğitebiliriz. Evet, maalesef koyduğumuz bütün yumurtaları bitirdi. Ama gördüğünüz gibi eğitemedik. O yüzden öldüreceğiz. Leziz et bile vermedi. Lezzetli et bile vermedi. Sadece normal deri ve et verdi. Yapacağımız bir şey yok. Yumurtamızın yetmediği bir işe kalkıştık. Sizsiz olun, yumurtanızın yetmediği bir işe kalkışmayın arkadaşlar. Bir vegan daha eğitelim arkadaşlar. Bir kaplumbağa daha. Bu kaplumbağaları dörde tamamlayacağım. Tabi ileride çocuk doğurmalarını da bekliyorum. Daha doğrusu yumurtlamalarını. Dörde tamamlayacağım. Neden dörde tamamlayacağım? Çünkü Ninja Kaplumbağalardaki 4 tane kaplumbağanın ismini vermek istiyorum bunlara. Leonardo, Michelangelo, ondan sonra Donatello, diğeri neydi? Rafael. Bu dördünü vermek istiyorum. O yüzden 4 tane karbonemiz eğiteceğim. Aman Allah'ım. Ya nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen ya. Tam en önemli anlarda böyle takılmıyorlar mı? Neyse, o kendini kurtarır. Biz de kendimizi kurtaralım. Bronto'nun yavaş yürümesi ilk defa işime yarıyor arkadaşlar. Yoksa devasa bir yaratık şöyle Giga olsaydı ya da T-Rex şimdi ölmüştüm. Ama Bronto gördüğünüz gibi çok yavaş. Boynuna boynuna vuruyorum. İnce zarif boynuna. Ve gördüğünüz gibi bayıltıcı dartım var. Bunu yaptım. Şeyden oktan daha etkili bir bayıltıcı. Şimdi ağaçlara falan takıldığı için ve çok yavaş hareket ettiği için çok rahatım. Yani bir önceki bölümde Trike eğitmekte daha çok zorlanmıştım. Ama şimdi görmüş olduğunuz bu devasa yaratığı yine patates çuvalı gibi yere serdik. Evet, seviye 1. Evet. Leonardo'muzu eğittik. Leonardo'muzla hız rekorlarını alt üst ediyoruz. İnşallah trafik polisi falan yoktur etrafta. Yoksa nasıl hesap vereceğim bilemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Hayvan gibi hayvan Bronto'yu
Eğitmemize ramak kaldı sevgili dostlar. Tamamdır. Takip et moruk. Bu da buraya sıkışmış ama bununla uğraşamayacağım. Çünkü bu da değişik şeylerle besleniyor. Mama falan istiyor galiba. O yüzden bunu daha sonradan eğitiriz. Çok fena bir şekilde dereye balıklama dalıyor. Şebeğimiz de arkamızda. O da bir önceki savaşta biri mi saldırdı, ne oldu? Böyle uzaklara gelmiş. Gökyüzünden herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl? Nasıl binlerce narko, binlerce amar meyvesi, binlerce başka meyveler? Aha da kardeş yanlışlıkla oldu. Beni bir sal. 102 vuruyor, güzel. 102 vuruyor. Ben de aşağı yukarı aynı vuruyorum zaten. Büyük hayvan olduğu için tabii normal. Ya istemeden oldu açıkçası. Bu karbonomisi öldürmek istemiyordum ama bırakırsam da gördüğünüz gibi gelip saldıracak bana belli. O yüzden aha da sevgilisi de geldi. Benim manitama nasıl yamuk yaparsın şeklinde. İkisine birden aynı anda vurabilsem güzel olmaz mıydı? Ama böyle teker teker biraz zor oluyor. Ve bu kaplumbağaların dayanıklılıkları değil de neleri denir? Sağlıkları biraz yüksek. O yüzden bunların ölmesi uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi kaç kere vurdum hala yaşıyor. Pis herifler. Hadi ya artık. Hadi ama evet. Bir tanesini öldürmeyi başardık. Şimdi sıra ötekinde ama gücümüz yetmiyor. Sevgili dostlar. Üstünden geçiyor. İnecek neredeyse. He, işte öyle kaçarsın. He. Bak. Şimdi ben seni almayacak mıyım? Almayacak mıyım? Ben seni alacağım tabii ki. Seni de sevgilinin yanına yollayacağım tabii ki. Hayat o kadar güzel mi? Nereye kaçıyorsun? Gel gel yumruklayayım seni. Bak yumruklayınca nasıl geliyor bak. Zannediyor ki silahım yok. Zannediyor ki silahım yok. Ben seni brontoyla öldürmek için silahsız davranıyorum. Gel. Gel biraz çünkü brontoya seviye kazandırmak istiyorum. 6 vuruyor. Utanmıyor musun? Kalıbından utanmıyor musun? 6 vuruyorsun ya. Gel gel. Seni bir brontocuğumla alayım. Gel 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 gel. Gelsene. O kadar uzak mısın? Nasıl geri yapıyorum ama. Allah Allah. Geber. Evet, bizim de ve manita yapıyoruz şu anda. Sevgili dostlar. Yine bayıltıcı dartımızda bak bak nasıl geliyor bak. Ha gelsen ne olmuş? O hızla nereye kadar gelebilirsin? Aa boşa gitti. Boşa gitti. Ne kadar ben buna malzeme harcıyorum biliyor musun sen? Gel gel. Böyle zıplıyor ya korkutuyor ama yani cacık. Yetişmesi çok zor. Yine boşa gitti. Mermilerimizi çatır çutur harcıyoruz. Boş boş. Oha. Ağzıma ağaç girdi. Misvak niyetine. Ne oldu bu daha hızlı sanki. Haydi. Haydi. Herif bir tane vurdu. Öldürdü resmen bizi ya. Şimdi. Biraz tırsa tırsa da olsa. Bak koca şeyi bulamıyorum. Koca Bronto'yu bulamıyorum. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Eyvah. Çok kötü bir yerdeyim. Ve bye bye happiness. Şimdi o zaman bir de paça gidelim. Sevgili dostlarım. Böyle bir tura çıkmıştım. Gezintiye çıkmıştım. O gezintiye çıktığımda bu hayvanın böyle başıboş dolaştığını gördüm. Dedim ki ben bunu da eğitirim. Bütün otçul hayvanları eğittik. Bunu neden eğitmeyelim değil mi? O zaman bir raptor daha eğitip videomuzu sonlandıralım sevgili dostlar. Şöyle şimdi. Şimdi ne yapacağız ya? Kafam durdu. Tamam ben bunu bayıltacağım tabii ki. Çok geç kaldım. Yani daha güçlü bir hayvan olsaydı benim şey meftaydı. F-16. Bir raptor daha eğitip ondan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Evet biliyorum. Söz vermiştim. Bir
sonraki oyunda, geçen bölümde dedim ki etçil hayvanlar eğiteceğiz. Ama yine hep otçul eğittik ve büyük hayvanlar eğittik. Efendim kaplumbağa eğittik. Bronto eğittik. Oyunun en büyük hayvanlarından biri. Sonra paçayı eğittik. Sonra başka. O kadar uzun sürdü ki yani unuttum. Raptor da eğittik bu arada etçil olarak. İyi yani, kimse yok buralarda. Biraz çünkü burası da tehlikeli bir bölge. Kimsenin gelmemesi iyi. Kimsenin gelmemesi iyi derken şöyle, korktuğumdan değil. Çünkü kılıcım gerçekten iyi vuruyor. Ama şu raptora saldırmasınlar. Korkum o. Seviyesi 12, güzel. Yarıya geldik. Evet, raptorumuzu eğittik. Evcilleştirdik. İsmini de Raper koyalım. Anam! 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 Arkadaş! Oo, intihar! Öldün mü? Aa, ölmedi. Güzel. Güzel, ölmedi arkadaşlar. Raper'ımıza yardımcı olalım. Tam da güzel manalı bir isim bulmuştuk kendisine. Hemen saldırıya uğradı hemcinsi tarafından. Şimdi ben onu keseceğim. Yalnız yanlışlıkla benimkini de kesecektim. Ama şöyle oldu. Benim Raptor mahvetti diğer Raptor'u. Gerçekten kaliteli bir Raptor'a gitmişiz. 27 vuruyordu. Diğeri 6 vuruyordu. Gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar tehlikeli bakıyor. Şu Korona'yı da eğiteceğim sevgili arkadaşlar. Bayıldı herhalde. Bu yarasalar da yani cins cins hayvanlar, bunlardan da bir eğitelim. En azından bir etçil daha kazandırmış olalım takımımıza. Arkadaşlar galiba video çok uzun oluyor. O yüzden bunu eğitmeyi tamamlamadan bu videoyu burada sonlandıracağım. Dediğim gibi bir sonraki bölümde daha fazla şey avlayacağız. Daha fazla etçil hayvan avlayacağız. Daha Rex var, Argentavis var, Kartal, ondan sonra şey var, Giga falan var ve daha bir sürü şey. 4 Haziran'dan itibaren bir hafta süreyle, evet bu arada Dimorphodon'umuz da eğitildi. İsmini kuş koyalım. Kuş bir koyalım çünkü diğerini de avlayacağım. 4 Haziran'dan itibaren Epic Games Ark Survival Evolved oyununu verecek. Bir hafta süreliğine ücretsiz olarak. Siz de isterseniz bu oyunu edinebilirsiniz ve benim oynadığım gibi bu güzel oyunu sizler de deneyimleyebilirsiniz. 28 Mayıs-4 Haziran arasında da Borderlands oyununu veriyor. Onunla ilgilenenler de nasıl vurdum ama, nasıl vurdum ama, hem konuşuyorum hem muhteşem bir vuruş yapıyorum. İsteyenler o Borderlands'i de edinebilir. O da Borderlands 3 haricinde DLC'leriyle beraber, tüm paketleriyle beraber, o da hediye. Böyle yani, bir sonraki videoda görüşürüz.